Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde fragmentlerle nasıl flexible, esnek arayüzler oluştururuz? Onunla ilgili bir örnek yapıyorduk. İkinci kısmı ile devam edeceğiz. Ama öncelikle daha önceki derste yaptıklarımızı şöyle bir özetleyelim. Öncelikli olarak ben şuradaki string XML'in içine konular ve açıklamalar diye iki tane string array oluşturdum. Buradaki konuları ele alan bir fragmentim var. Buradaki açıklamaları gösteren ayrı bir fragmentim var. Fragment konunun içinde ne var? Bir tane list view'um var. Bu list view'um bir adaptör sayesinde buradaki resource'ları okuyor. Konular resource'unu okuyor ve ekrana text view şeklinde buradaki öğeleri yazdırıyor. Daha sonra main activity'm ilk açıldığında bunun içine ben XML olarak bir fragment tanımladım. Activity main içinde. Gördüğünüz gibi fragment konuyu tutan bir fragment var. Yani aktiviteniz ilk çağrıldığında bunun içine bu fragment konuyu atıyor. Bu fragment konu içinde de bir list view var ve bu arayüze ulaşmış oluyoruz. Daha sonra fragment konuya bir bakarsak her bir öğe tıklanıldığında ben burada tıklanan öğenin position değerini main activity'ye gönderiyorum. Bunu da bir interface sayesinde yapıyorum, myListener diye. Bunun içinde bir metot var, sendData diye. Bu sendData fragment konuda tıklanan öğenin position'ını alıyor. Şuradaki kod yardımıyla main activity'ye gönderiyor. Fragment konuda listeniz geldi. Bir öğeyi tıkladınız. Listener.sendData ile main activity'ye veri göndermiş oluyorsunuz. Öğemiz tıklandı. Position değerimiz geldi. Şimdi bu portrait, yani bu dikey moddayken ben bir intent başlatarak fragment açıklamanın gösterilmesini istiyorum. Bunu da ayrı bir aktivitenin içinde yapacağım. Oradaki öğe tıklanıldığında diğer aktivite diye bir şey oluşturdum. O çağrılacak. Peki diğer aktivitede ne var? Gördüğünüz gibi şu an için hiçbir şey yok. Ama bunun XML'ine bakarsanız bunun içinde fragment açıklama diye bir fragment tutan bir fragment var ve bütün aktivitenin ekranını kaplamış durumda. Fragment açıklamada ne var? Sadece tıklanan öğenin içeriğini yazdırmamızı sağlayacak bir text view var. Burada da bunların eklemesini yaptık. Tabii ki de yeni bir aktivite kullanırken neyi unutmuyorsunuz? Manifest dosyasında şu aktiviteyi şu şekilde tanımlamayı unutmamanız gerekiyor. Aksi takdirde uygulamanız crash olacaktır. Böylece ne oldu? Main activity'nin içindeki fragment konudan bir öğeyi tıkladığımda diğer activity sınıfındaki fragment B'yi ben şu an ekranımda görüyorum. Şimdi benim yapmam gereken şurada diğer activity'yi çağırırken ona hangi elemanın tıklanıldığı değerini göndermek. İntentler arasında veri alışverişini biz nelerle yapıyorduk? Bundle'larla yapıyorduk. Bunun için ne yapmam lazım? Intent'ime intent nokta. Gördüğünüz gibi burada pek çok metot mevcut. Ben put diyerek veri koymak istiyorum. Bundle değil de ekstralarla, pardon, özür dilerim, yanlış söyledim. Put extra diyorum. Öncelikle benden string bir name istiyor. Yani bu koyduğun şeyi ben nasıl tanımlayayım? Diyorum ki ben sana position etiketiyle bir veri göndermek istiyorum. Ve bunun içinde olacak veri ise şurada bana sendData metoduyla gelen position değeri. Tekrar söylüyorum, bu position içinde ne var? Şuradaki listedeki tıklanan öğenin pozisyonu 0, 1, 2, 3. Şunu tıklarsam 2 gidecek. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra böylece main activity'den diğer activity çağrılırken ben ilgili bilgiyi buna verdim. Şimdi diğer aktivitede ise bunu ne yapmam lazım? Bir şekilde elime almam lazım. Bunun için de yine bir intent oluşturamıyorum. Bir dakika. Intent dedim. Intent. Bu sefer new intent demiyorum da var olan intent'i ele alması için get intent metodunu kullanıyorum. Şöyle üzerine de gelip bakarsak ne diyor? Oops. Returned intent that started this activity. Yani başlatılan activity ile ilgili intent'i alır, geri gönderir diyor. Yani get intent deyince main activity'yi almış oluyorum. Ve daha sonra diyorum ki burada integer
Position diye bir şey, post diyelim buna da. Bu intent'in içindeki bir veri var, onu al. Ne var içinde? Integer var. Get int extra diye bir veri var. Daha sonra benden bunun adını soruyor ve ben bunun adını position olarak giriyorum ki buradaki position arkadaşlar şuraya verdiğim etiketin adı. Değerin kendisi değil. Yok, eğer onu bulamazsan, içeriğini okuyamazsan default değer olarak da 0 al diyorum buna. Bunu dedikten sonra şimdi geleceğiz. Buradaki değeri açıklamaya yollamaya. Şimdi bu sefer de ne yapmış oluyoruz? Activity'den fragment'e veri göndermiş oluyoruz. Bunu da nasıl yapıyorduk? Ya bundle'larla yapıyorduk ya da direkt fragment nesnesini direkt olarak kullanarak. Peki. Benim burada kullanmak istediğim fragment ne? Fragment açıklama. Fragment açıklama dedim. New dedim. New fragment açıklama deyip yeni bir nesne oluşturmayacağım. Çünkü farkındaysanız benim diğer aktivitemde zaten halihazırda bir açıklama var. Ne yapmam lazım? Bunu bulmam, almam lazım. Bunları da biz nasıl yapıyorduk? Manager'lar sayesinde. Get fragment manager'ı kullanarak find fragment by id diyorum. R nokta id nokta şuradaki activity diğerin içinde fragmentin ben id'sine ne verdiysem onu yazıyorum. Fragment açıklama. Fragment açıklama dediğimde bir typecasting işlemi yapıyoruz. Ve ne yapmış oldum? Diğer aktivitede çalışan fragment açıklamayı ben şuraya almış oluyorum. Geldim buraya. Ve daha sonra da fragment açıklama nokta konu ne diyelim? Konu açıklaması. Açıklaması diye bir metot oluşturuyorum ve buna şuradaki position'ı gönderiyorum. Ki atıyorum şurada servis nedir tıklandıysa onun açıklamasını getirsin. Bu tıklandıysa onun açıklamasını getirsin. Bunu da nasıl bulacağız? Şuradaki position'larla bulacağız. Atıyorum position 2 ise şurada benim string XML'imde position 2 ise gidecek content provider'ın açıklaması olan şu satırı bana getirmiş olacak. Şimdi diyecek ki fragment açıklamada nokta diyerek onun içindeki bir metoda ulaşmak istediğini söyledin. Evet. Ama onun içinde böyle bir metot yok. Alt Enter'a basıyorum ve Create Method diyorum. Gördüğünüz gibi fragment açıklamaya geldi ve bu metodu oluşturdu. Burada da basit bir şekilde ne yapmam lazım? Resource klasörüne gidip oradaki açıklama array'inden şuradan gelen position'daki elemanı ekrana yazdırmam lazım. Öncelikli olarak o zaman oradaki verileri bir tane string array tanımlayarak bir alayım elime. Açıklamalar. Dedikten sonra buradaki resource'lara ulaşmak için ne yapmamız lazım? Get resources demem gerekiyor. Daha sonra ben oradan ne istiyorum? Bir string array istiyorum. Get string array diyorum. Ve hangi array'i istiyorsun diye bana soruyor. R nokta array nokta açıklamalar array'ini istiyorum senden. Bunu daha önceki örneklerde şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Öncelikli olarak resource'lara erişmek için bir resource diye bir nesne tanımlıyorduk. Daha sonra buna get resources diyorduk. Ve daha sonra buraya ulaşırken de ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuraya rest diyerek ilgili string array'e ulaşıyorduk. Bu onun kısa versiyonu aslında. Neyse ikisini de göstermiş olduk. Şimdi konu açıklamasında da ne yapmam lazım artık? Şuradaki text view'un açıklama denen text view'un nokta set text'ini kullanarak şuradaki açıklamalar dizisinde şuradaki dizide bütün elemanlar mevcut. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Ben hepsini istemiyorum. Sadece ve sadece tıklanan öğenin position değeri bana bu metotla gelmişti. Onu göster kafi diyoruz ve aslında şu an için bütün her şeyi yapmış olduk. Şimdi bir test edelim bakalım bir hata var mı? Bu
Uygulama açıldı. Şimdi servis nedir'i tıkladım ve gördüğünüz gibi servislerle ilgili yazımız geldi. Geri geldim, broadcast dedim. Broadcast'larla ilgili veriler geldi. Evet, örneğimizin ilk kısmı şu an için bitti. Yani portrait mod için gerekli olan bütün her şeyi yaptık. Fragmentlerimizi oluşturduk, aktivitelerle beraber kullandık. Aralarındaki veri alışverişini de yaptık. Şimdi landscape moda bir bakalım neler oluyor. Şunu bir daha bir çalıştıralım. Şimdi burada çok güzel çalışıyor. Ben şurada Ctrl F11 yapıp ekranı döndürüyorum. Gördüğünüz gibi koskocaman ekran sadece şöyle basit bir list view'a ayrılıyor. Tıklıyorum böyle geliyor. Peki güzel. Şöyle geriye gidelim. Peki bu güzel mi sizce? Bence değil. Halbuki şu list view şurada olsa, şu diğer fragmenti de ben şuraya yerleştirsem çok daha güzel bir kullanım olur. Şimdi böyle bir layout için böyle bir durum için benim ayrı bir layout dosyası tanımlamam lazım. Buraya gelip yeni layout resource file diyorum. Çalışacak olan activity ile aynı isme sahip, yani activity main diye. Yalnız burada farklılık olarak şuradaki qualifierslardan orientation'ı seçmem lazım. Landscape. Yani burada oluşturacağım layout bir tek landscape moda geçince çağrılsın. Gördüğünüz gibi yanında bir land diye bir ifade geldi. Onu oluşturdu bana. İçinde herhangi bir şey yok. Şöyle alalım. Şunu vertical değil horizontal yapalım. Ve içine iki tane fragment XML koyalım. Birinciyi koydum. Öncelikli olarak konu. Daha sonra da konudan sonra da açıklama ile ilgili fragmenti koyuyorum. Şimdi gelelim şuraya. Bunlara ben ikisinin de weight'i 1 verilmiş. Weight'in kullanılması için wrap content olmasın arkadaş. Bu 0 dp olsun. Yani genişlik değerlerini önemseme. Sen ekranı şunların ikisine de 1 verdiğim için toplamı 2 yapıyor. Sen ekranı 2'ye böl. 1K'yı buna ver, 1K'yı buna ver. Gördüğünüz gibi tam olarak yan yana geldiler. Ama yükseklik olarak wrap değil match parent yaparsak bütün ekranı kaplayacak duruma gelir ikisi de. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir bakalım hani ne oldu? Landscape modda uygulamam açılırken ne yapacak? Şuradaki hazırladığım layout'u okuyacak şunun yerine. Ters koymuşuz bu arada. Şunların hemen bir yerini değiştirelim. Fragment açıklama değil bu konu olacak. Ve gördüğünüz gibi sadece sürükle bırakla bütün fragment içinde yazdığım kodları tek seferde layout'uma yerleştirmiş oluyorum. İşte bu da fragmentlerin kullanım kolaylığı ile ilgili aslında bir örnek. Yani fragmentin içinde list view var, adaptör var, verileri okuyor, işte tıklanma olaylarını ele alıyor. Siz onu sadece şöyle sürükle bırakla layout'unuza getirebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Şöyle bir geri gidelim. Ya şunu bir kapatıp açmam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi Activity 1'inde de yeni bir şey başlatıyor hala. Intent başlatıyor. Benim burada yapmak istediğim ise ney? Şuradaki Fragment B ile iletişim kurmak. Fragment B dediğimde ne aslında? Fragment açıklama. Şimdi bu nerede çağrılıyordu? Main Activity'de değil mi? Yani her tıklandığında send data çağrılıyor ve o da haliyle yeni bir intent başlatıyor. İşte arkadaşlar burada yapacağımız düzenleme ile demin o istediğimiz şeyi çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Nasıl yaparız? Şimdi ben diyorum ki send data çağrıldığında ne zaman çağrılıyordu o? Fragment konu nerede? Çok karıştı burası. Fragment konu. Her bir buton tıklanıldığında buradaki send data çağrılıyordu ve position değeri buraya geliyordu. Peki diyorum.
Eğer o buton tıklanıldığında, yani şunlardan biri tıklanıldığında, ekranda bir fragment açıklama öğesi yoksa, yani portrait moddaysak şu şekilde, yeni bir linkten çağır. Ama ekranda eğer herhangi bir fragment detay açıklama kısmı varsa bu sefer başka bir şey yap. Ne demek istiyorum? Buraya geldim. Öncelikle diyorum, bu send data olduğunda ekranda bir tane fragment açıklama nesnesi olabilir. Ben onu bir alayım. Fragment açıklama, fragment açıklama dedim. Get fragment manager'la find view by id ile ben bunu bulacağım. R nokta id nokta şuradaki şuna ne demişiz? Fragment açıklama landscape diyelim şuna. Şuna da fragment konu landscape diyelim. Konu tamam, sıkıntı yok. Şimdi diyorum ki eğer ekranda bir fragment açıklama öğesi varsa, ki o da ne olması lazım? Landscape moddaki layout'u için konuşuyoruz. Fragment açıklama landscape ise şöyle alt enter yaptım. Eğer diyorum fragment açıklama eşit değilse null'a ve de görünürse fragment açıklama is visible. Aslında ben burada hangi durumdan bahsediyorum şu an için? Landscape mod için. Yani şu durumda. Fragment açıklama null değil ve visible, değil mi? Yani landscape moddaysa bu sefer yeni bir intent çağırma. Ne yap? Fragment açıklamada bir tane konu değiş diye bir konu açıklaması diye bir metot vardı. Şuradan gelen position'ı oraya gönder. Yok eğer fragment açıklama nalsa veya visible değilse, bu sefer de neyden bahsediyorum? Ops. Portrait moddan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi fragment açıklama öğesi yok ve visible değil. O zaman da burası çalışsın. Anlaşılmıştır inşallah. Dediğimiz gibi bir öğe tıklandığında sentta çalışıyor ya, diyorum ki eğer ekranda bir fragment açıklama öğesi yoksa, varsa, yani visible'sa, bu görünüyorsa ve null değilse, bu sefer direkt git bu fragment açıklamadaki konu açıklamasına git. O da ne yapacak? SetText'i değiştirecek. Yok eğer ekranda herhangi bir açıklama yoksa, bu sefer demek ki biz portrait moddaymışız. Şuraya şöyle yazalım. Landscape mod için burası çalışır. Bu else kısmı da portrait mod için else kısmı çalışır. Şimdi bir test edelim bakalım. Portrait moddayım. Demek ki else kısmı çalışacak. Yeni bir intent oluşturulacak. Tıkladım ve dediğim oldu. Şimdi buradayken F11'e bastım. Landscape moddayım. Ekranda bir fragment açıklama öğen var ve görünür. Bu sefer if kısmı çalışacak. Direkt olarak nereye gidecek arkadaşlar? Text fragment açıklamaya gidecek ve gördüğünüz gibi bunun yazısı böyle değişecek. Yalnız şurada şöyle bir çirkinlik var. Şöyle bir yaptığımda gördüğünüz gibi ilk eleman için fragment açıklamadaki o boş text view geliyor. İsterseniz onu da hemen bir düzeltelim. Bunun için buradaki fragment açıklama ilk oluşturulduğunda biz konu açıklamasında bunu hani alıp yazdırıyorduk ki mesela sıfırıncı elemanı yazdıralım. Şunun için şöyle bir düzenleme yapabiliriz. Şuradaki string açıklamaları ben yukarıya alırsam bütün metotlar buna erişebilir. Ve onCreateView anında bunun
Şuradaki resource'lara ulaşmasını, tabii bunun için ne yapmak lazım? Şöyle resource'u da yukarı mı alalım? Hayır, onu öyle almayalım. Eski yöntemle yapalım. Şunu sildim. Resource değil de get resources diyerek buna ulaşayım. Şu an açıklamalar dizimde ilgili şeyler var. Ve şurada yaptığım işlemi aslında ne yapalım? OnCreate anında da yapalım. Position değil, 0 olacak. Yani fragment açıklama ilk yaratıldığı anda sıfırıncı elemanı, yani activity nedir'in açıklamasını buraya yazdırsın. Öbür türlü ise ne yapsın? Açıklamalar desin. Get resources deyip. Aslında artık burada bunu yapmamıza gerek var mı? Yok. Çünkü biz her şeyde bunu dolduruyoruz. Sadece ve sadece şunu yapmak yeterli olacaktır. Bakalım. Yani demin resources'ı bu tıklandığında oluşturuyorduk. Şimdi ise onCreateView'da view'da gidip verileri alıyoruz. Dizimize atıyoruz. İlk yaratılırken diyorum sen buna sıfırıncı elemanı at. Sonraki durumlarda ise gelen pozisyona göre değer ata. Ve gördüğünüz gibi ilk açıldığında direkt activity nedir ile başladı. Ekranı çevirdiğimde ise de yeni bir aktivite oluşarak ilgili olaylar oluyor. Daha sonra siz kendinize göre işte padding, margin vererek çok daha güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde ne diyecektim? Aynı şekilde buradaki list view basit bir list view ama temel eğitimdeki o kendi elemanlarımızla list view yapma konularını da birebir olarak buna uygulayabilirsiniz. Bu sefer main activity'nin içine değil de ilgili fragmentin içinde listenizi oluşturursanız hiçbir sorun kalmayacaktır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız yerlere sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.